Hemen başlayalım. Az önce de söyledim, Barış Pınarı Harekatı'nın 8. günü itibariyle iki küresel güç, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile iki önemli anlaşmaya imza atıldı. Şimdi 8 gün öncesine göre neredeyiz? Hedefler tam olarak yakalandı mı? Şimdi harekat başladığında Cumhurbaşkanımız da ifade etti. İki tane bizim çok açık net hedefimiz vardı. Bunlar hala mahfuz. Birisi sınırımızı terör unsurlarından temizlemek. Bu DAEŞ olabilir, YPG olabilir, PKK olabilir, başka unsurlar olabilir. İkincisi de bu bölgeyi güvenli bölge haline getirip mültecilerin dönüşünü sağlayacak şartları oluşturmak. Şimdi bunun siyasi ve askeri yönüyle ilgili dediğiniz gibi 9 Ekim'den beri çok önemli bir mesafe alındı. Ve 2-3 tane çok önemli tarih herhalde yakın tarihimize bir kayıt olarak geçti. 9 Ekim harekatın başlangıç tarihi, 17 Ekim Amerikalılarla vardığımız anlaşma, 22 Ekim'de Ruslarla vardığımız anlaşma. Şimdi bunlara baktığınız zaman harekatın hedeflerine ulaşma noktasında uluslararası aktörlerle işbirliği içerisinde ama kendi kararlılığımızı da muhafaza ederek elde ettiğimiz çok önemli bir diplomatik başarı var. Sınırımızın temizlenmesi noktasında Ras el Ayn Tel Abyad arasını Amerikalılar bu anlaşma gereği YPG'den boşalttılar. Ama bu süreç hala devam ediyor. Bir parantez içinde onu söylemek isterim. Daha birkaç saat önce Ras el Ayn'ın hemen güney ucunda YPG'liler belirlenen bölgeden çıkmadıkları için bir takım olaylar yaşandı. Şimdi burada anlaşmayı ihlal eden YPG tarafı. Bunu sağlaması gereken de Amerika Birleşik Devletleri tarafıdır. Bizim değil. Anlaşmada biz şunu söyledik. YPG buralardan çıkmazsa 120 saatlik süre içerisinde ki bu 2 gün önce biliyorsunuz sona erdi. Biz nefsi müdafaa hakkımızı muhafaza ederiz. Gerektiğinde karşılık da veririz. Nitekim bugünkü olaylara da karşılık verdik. Şimdi o arada şunu da sormak istiyorum. Yani silahları da toplayıp öyle çıkaracaklardı. O silahlar ne oldu peki? Şimdi hala anlaşmada hatırlarsanız 4 tane temel unsur vardı YPG ile ilgili. Bir, ağır silahların toplanması. 2, tahkimatların yıkılması. 3 YPG'nin bu bölgeden çıkartılıp 30-32 kilometrenin altına indirilmesi. 4 Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması. Şimdi yaptırımlar kaldırıldı dün Başkan Trump'ın açıklamasıyla. YPG buradan büyük oranda çıktı. Kalan unsurlar da çıkacaklar öyle veya böyle. Ya Amerikalılar çıkartacak ya biz çıkartacağız. Tahkimatların yıkılması konusunda askerlerimizin sahada çalışmaları devam ediyor. Ağır silahların toplanması konusunu da çok yakından izliyoruz. Şu ana kadar ağır silahların ciddi bir şekilde toplandığına dair bizim kendi kaynaklarımızla teyit edebildiğimiz bir bilgi yok. Ama bunu askerlerimiz takip edecekler. Ama önemli olan şu, bu bölgeden zaten artık YPG çıktı. Yani ağır silah orada kalsa da kalmasa da eninde sonunda kaldıysa onları bulacağız, toplayacağız. Onlarla çıktılarsa da Amerikalılarla yaptığımız anlaşmanın biz takipçisi olacağız. Dolayısıyla bu anlamda başta koyduğumuz hedeflere büyük oranda ulaştığımızı çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonrasıyla ilgili hem Amerika ile hem Rusya ile yaptığımız anlaşma, bu bölgenin bir güvenli bölge haline gelmesini sağlayacak adımlardan ibaret olacak. Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu konuşmasında bir harita gösterdi biliyorsunuz. Evet. Orada yaptığı yaklaşık 20'ye yakın ikili görüşmede de dünya liderleriyle bunu paylaştı. Dolayısıyla burada gizli saklı bir şey yok. Ya bizim bir gizli bir ajandamız yok. Hedefleri açık bir şekilde Türkiye'nin koyduk. Türkiye'nin gizli gündemi olduğuna dair bir takım iddialar var. Bizimle yayına başlamadan önce CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtladınız. Yine orada da karşımıza bu kara propagandadan etkilendiklerine dair ibareler çıkıyor. Ne diyeceksiniz? Neden böyle? Şimdi Barış Pınarı Harekatı aynı anda birçok oyunu bozdu. Şimdi çok açık ve net konuşmak lazım burada. Batı'nın 3 yıldır yaklaşık Suriye'de bir piyon olarak kullandığı PKK yapılanması, YPG çok ciddi bir darbe yedi. Oradaki müttefikleri, piyonları, kuklaları mevzi kaybettiği için bir tarafta Avrupalılar, bir tarafta Amerika'nın belli kesimleri ver yansın ediyorlar. İşte zemin kaybediyoruz, buralar artık Rusya'ya kaldı, işte Türkiye şunu yapıyor, bunu yapıyor, yok işte savaş suçu işledi, Türkiye'nin destek verdiği gruplar ve bunları yaparken bir terör örgütünü meşru bir aktör olarak masaya oturtmaya çalışıyorlar. Bakın bizim açımızdan Sayın Başkan Trump'ın dün yaptırımları kaldırdığını açıklaması, Cumhurbaşkanımıza şahsen teşekkür etmesi elbette olumludur. Ama aynı cümle içerisinde adeta bir NATO müttefikini bir terör örgütünün başıyla eşitleyen ifadelerini kabul etmemiz elbette mümkün değil. Bu adamla konuşarak, bakın bu kişi
Türkiye'de yargılanmış, hakkında tutuklama kararı olan, kırmızı bültenle aranan birisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Avrupa ülkelerinin bir NATO müttefikinin terör örgütü mensubu olarak görüp kırmızı bültenle arattığı bir kişiyi meşru bir aktör muamelesi yapması kabul edilemez. Şimdi burada bir çelişki yok mu Sayın Kalın? Hem Amerika hem Rusya Türkiye ile bir anlaşma imzalıyor ve bu YPG unsurlarının bu 30 kilometrelik derinlikten çıkarılması güvencesini veriyorlar. Ama bir taraftan da bunlarla meşru aktörlermiş gibi görüşmeyi sürdürüyorlar. Bu noktada Türkiye ne yapacak? Çünkü burada YPG'nin meşrulaştırılması gibi bir tehlike söz konusu değil mi? Bunu zaten birkaç yıldır denediler. Kendilerince de yaptılar. Ama bizim için hiçbir geçerliliği olmayan bir çabaydı bu. Bunu yaparkenki temel argümanları neydi? DAEŞ'le mücadele dediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı çıktı neredeyse bir yıl önce, özellikle Rakka'daki harekattan sonra, artık DAEŞ tamamen yenilmiştir dedi. DAEŞ halifeliği diyor o. Hı hı. Tamamen ortadan kaldırılmıştır diye açıklama yaptı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra YPG'ye silah vermenin, eğitmenin, finanse etmenin bir zemini, bir gerekçesi kalmış olabilir mi? Eğer YPG'yi DAEŞ'le mücadelede kullandılarsa, amaçları bu idiyse, ha, bu politika devam ettiğine göre, YPG'yi koruma, kollama, silahlandırma politikası devam ettiğine göre demek ki ortada başka bir şey var. Mesele DAEŞ'le mücadele değil. Bakın, DAEŞ'e karşı göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir. Cerablus bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000'den fazla DAEŞ'liyi Türkiye Cumhuriyeti askerleri ve Hür Suriye ordusu bertaraf etmiştir, etkisiz hale getirmiştir. Bu şekilde harekat yapan başka bir ülke yok Suriye sahasında. Ve biz o bölgeyi DAEŞ'ten temizledik. Bakın şimdi Cerablus, Azzez, Elbap civarında, o hat üzerinde 140-150 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Tek bir DAEŞ'li yok şu anda. Afrin bölgesinde de yok. Biz Zeytin Dalı Harekatı ile oraya girdiğimizde de YPG'den temizledik. DAEŞ'in kalan unsurlarından temizledik. Dolayısıyla o bölgeyi de biz DAEŞ'ten temizledik. Yani ayrıca biz binlerce DAEŞ mensubunu yahut şüphelisini ya sınırlarımızdan sınır dışı ettik, ya Türkiye'de tutukladık, yargıladık, ülkelerine iade ettik. Bu sayı 17-18 bine kadar çıkıyor toplamda, son 4-5 yıldan bahsediyorum. Dolayısıyla hiç kimse Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeledeki kararlılığını sorgulayamaz. Barış Pınarı Harekatı işte DAEŞ'in yeniden canlanmasına sebep olacak gibi argümanlar tamamen terör örgütünün yalanlarından ibaretti. Çok basit, demin CNN'de de söyledim onu, çok basit bir olguyu önümüze koyalım. Harekatımızın ikinci gününde Ayn İsa bölgesinde DAEŞ'lıların bulunduğu hapishanedeki 800'e yakın DAEŞ'liyi kim serbest bıraktı? YPG'nin kontrolü altında olan bir hapishaneden bahsediyoruz. Ve o serbest bırakılan DAEŞ'lılar Le Parisien dergisine konuştular. Çok ilginç oradaki ifadeleri. Diyorlar ki bir gece, yani ikinci gün harekatın başladığı, yani 10 ya da 11 Ekim olması lazım, YPG'liler geldiler ve bize dediler ki çıkın, kaçın. Şaşırdık. Ne oluyor dedik. Bize dedi ki kaçın. Düşünebiliyor musunuz? YPG'liler gelip DAEŞ'lara diyorlar ki kaçın. Niye yaptılar bunu? Çünkü DAEŞ'i batıya karşı, batı nezdinde bir şantaj unsuru olarak kullanıyorlar. Biz gidersek, biz olmazsak DAEŞ geri gelecek diye. Onların elleriyle DAEŞ'i geri getirmeye çalışıyorlar. Çünkü DAEŞ çok elverişli bir enstrümandır. Orta Doğu'da, Suriye'de siyaseti yeniden dizayn etmek için, bölge siyasetini dizayn etmek için icat edilmiş bir proje örgüttü bu. Bunu da şimdi hepsi kullanarak kendi siyasetlerini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Tam da yerine denk geldiğini düşünüyorum. Donald Trump az önce yine bir tweet attı ve petrol sahalarında DAEŞ'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Aslında size soracaktım, bu petrol sahaları görüşmelerde gündeme geldi mi? Hem Amerika ile hem Rusya ile nedir buradaki durum? Bizim görüşmelerde gündeme gelmedi ama 32 kilometrenin altında ne olacak? Yani diyelim ki M4 karayolunun üst tarafı tamamen YPG'den temizlendi ve buralar güvenli bölge haline geldi. Mülteciler buraya yavaş yavaş dönmeye başladılar. Alt tarafta ne olacak? Şimdi orada YPG var, Ruslar var, rejim var, Amerikalılar var. Gene son derece karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız. YPG'nin önceliği ne? Bu petrol sahalarını ellerinde tutmak. Buralarda DAEŞ yok. Buralar Kürt kasabaları, şehirleri de değil. Ha, demek ki gene oyunun başka bir tarafına geliyoruz. Şimdi bunu gözden kaçırmamak lazım. Amerikalılar orada ne kadar kalırlar, kaç kişiyle kalırlar bilemiyorum artık. O bizim anlaşmamızın içinde olan bir konu değildi. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinden bahsediyor isek, siyasi süreçte bütün tarafları bir araya getirecek bir siyasi çözümden bahsediyor isek, yeni bir anayasanın yazılmasından, çatışmaların sona erdirilmesinden, etnik ve mezhebi ihtilafların sona erdirilmesinden bahsediyorsak, bu politikalar bu hedeflerle uyuşmaz. Ya başta söylenen, açıklanan hedefler doğru değil, samimi davranmıyorlar,
ya da bu uygulanan politikalar yanlış. Yani ikisini bir arada götürmeniz mümkün değil. Şimdi bundan sonra biz tabii bu iki anlaşmadan sonra eş zamanlı olarak siyasi sürecin devam etmesi için de çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Anayasa Komitesi bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın da çok yoğun çabalarıyla sonuçlandı ve BM tarafından da genel kurulda ilan edildi. Ve bu ayın sonunda 29-30 Ekim'de de Cenevre'de ilk toplantısını yapacak. Bu önemli siyasi sürecin devamlılığı açısından. Suriye fotoğrafına baktığımızda konu sadece buradan ibaret de değil. İdlib'de hala hassas bir durum var. Ve bakın İdlib'de güvenliği sağlayan Türk askerleridir. Şimdi bazı batılılar çıkıp diyorlar ki Türk askerinin oraya girmesi bir trajedidir. İnsani krize yol açacak, Kürtlere saldıracaklar, sivilleri öldürecekler. O suçladıkları, alçakça bu iftiraları yönelttikleri Türk askerleri sayesinde İdlib'de bugün 2,5 milyona yakın insanın can ve mal güvenliği sağlanıyor. 12 tane askeri gözlem noktamız var. Bizim askerlerimiz orada. Canları pahasına o güvenlik hizmetini sağlarken, barışa katkı verirken onları alkışlayan Avrupalılar, Fırat'ın doğusunda terör örgütüne bir zarar geldiği zaman, terör örgütü mevzi kaybettiği zaman insani kriz var, bu bir trajedidir diye vaveyla ediyorlar. Şimdi biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ben daha önce de geçen pazartesi Almanya'daydım, orada da Alman basınına aynısını söyledim. Avrupalılar bizim askerlerimize müteşekkir olmalı. 2,5 milyona yakın, 3 milyona yakın İdlib bölgesine sıkışmış o insanları orada tutan bizim 12 tane gözlem noktamız ve Rusya ile vardığımız İdlib mutabakatıdır. Ve bu insanların canını, malını, güvenliğini sağlayan da Cumhurbaşkanımızın o dirayetli liderliği ve girişimidir. Alternatif senaryoyu düşünün. Eğer İdlib'de biz o mutabakatı sağlamasaydık, rejim oraya tankıyla, topuyla, uçağıyla, varil bombalarıyla girseydi ne olacaktı? Bir, on binlerce insan ölecekti. İki, yüz binlerce insan harekete geçecekti. Nereye gideceklerdi? Türkiye'ye geleceklerdi. 3.6 milyon mülteciye belki bir 500 bin, belki 1 milyon, 1.5 milyon insan daha eklenecekti. Şimdi Avrupa ile ilgili kısmı konuşmak isterim. Süremiz kısıtlı. O yüzden Rusya ile yapılan son Soçi'deki mutabakatı biraz açmak istiyorum. 150 saatlik süre var. Yaklaşık 30 saati doldu gibi duruyor. Şimdi Rusya'dan Türkiye sınırı yakınındaki YPG'lilerin çekildiğine dair bir açıklama geldi. Bizim elimizdeki son bilgiler nedir peki? Çekilmeye başladılar. Ruslarla, Rus askerlerle bizim askerlerimiz arasında bir koordinasyon mekanizması da kuruldu. Anlaşma da vardı zaten Soçi'de. Onu Savunma Bakanımız da askerlerle koordine etmek suretiyle şimdi eşgüdüm halinde onu takip ediyorlar. Burada anlaşmaya gereği YPG'yi bu bölgelerden, yani Resul Ayn'ın doğusundan ve Tel Abyad'ın batısından, buna Kobani ve Münbiç de dahil, çıkartma sorumluluğu Rus tarafına ait. Onlar da bu taahhütte bulundular. Süre işliyor. Biz o sözlerini tutacağına inanıyoruz. Zaten bugün itibariyle de çekilme yavaş yavaş başladı. Bu anlaşmanın uygulandığını gösteriyor. Bu iyi bir şey. Bu bölge için de iyi bir şey. Mülteciler için de iyi bir şey. Orada yaşayan Suriyeliler için de, azınlıklar için de iyi bir şey. Ortak devriye ne zaman başlayacak? Ortak devriye 150 saatin sonunda. Yani 29 Ekim günü, yani Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu gün, saat zannediyorum öğleden sonra bir vakitte ortak devriyeler orada başlayacak. 10 kilometrelik bir alan, derinlik içerisinde bu şimdi yapılacak. Şimdi onu soracağım. Neden 10 kilometre? Çünkü Türkiye'nin başlangıçtaki hedefi 440 kilometre uzunluk, 30 kilometre derinlikte hem teröristleri oradan çıkarmak hem de güvenliği sağlayabilmek kendi sınırı için. Hatta bir dönem tartışıldı. Türkiye ben kimseye güvenmem, kendim sağlarım buranın güvenliğini dedi. Amerika koalisyon güçlerinin olmasını önerdi falan. Geldiğimiz noktada Rusya ile ortak devriye yapılacak 10 kilometre derinlikte. Neden 10 kilometre? Niye 30 değil? 5 kilometre tartışıldı mı mesela? Çok basit ama temel bir sebebi var. Bizim hedefimiz YPG terör unsurlarını 30 kilometrenin altına indirmekti. Hı hı. Ruslar dediler ki biz bunu taahhüt ediyoruz. Bizim Suriye'nin herhangi bir yerine, Fırat'ın doğusuna, batısına girip kalmak gibi bir niyetimiz yok. Amacımız oradaki terör unsurlarını temizlemek. Şimdi Ruslar bize, biz onları buradan çıkartacağız dedikten sonra bizim illa da oralara girmemize, askerimizin o derinliğe girip çeşitli riskler almasına gerek yok ki. Biz bu anlaşma çerçevesinde bunu Ruslar üzerinden yapacağız. Hı hı. 150 saatin sonunda bu gerçekleştiğinde tam da Cumhurbaşkanımızın dediği 444'e 30-32 kilometrelik alan YPG'den tamamen temizlenmiş olacak. Hı hı. Ama daha önemli bir şey var. Aslında 480 kilometreye çıktı bu alan. Çünkü Münbiç ve Aynül Arap ya da Kobani de eklenince Ruslarla yapılan müzakere sonucunda orada şunu da ifade edeyim. Cumhurbaşkanımızın çok ustaca yürüttüğü bir diplomasi neticesinde Putin'le vardığı bir sonuçtur bu.
o bölgenin tamamen, yani Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar olan bölgenin tamamı böylece biraz ileride Cerablus'ta da birleşmiş olacak. Dolayısıyla o hattı ta Afrin sınırına kadar, İdlib sınırına kadar uzatmak mümkün hale gelecek. Yani bir anlamda biz sınırımızın tamamını bakın, İdlib, Afrin, Cerablus, Kobani, Resul Ayn, Tel Abyad ve Irak sınırına kadar olan bölgenin tamamını DAEŞ'ten ve YPG'den temizlemiş olacağız. 30 kilometre ve aşağısı. Bunu sağladıktan sonra devriyeleri 10 kilometrede, 5 kilometrede, 15 kilometrede yapmak çok önemli değil. Önemli olan o bölgenin tamamen temizlenmesiydi. Biz o 30 kilometreyi garantiye aldık. Peki. 10 kilometrelik derinlik içerisinde de askerlerimiz Ruslarla ortak devriye yapacaklar. Gözlem noktaları kurulacak mı? 12 diye açıklanmıştı ama gelişen yeni duruma göre yok, değişebilir mi? Yok, şu anda mi? Öyle bir şeyimiz yok. Ortak devriyeler, hava sahası, dronlar, diğer istihbari faaliyetlerle. Yani gözlem noktaları olmayacak diye mi anladın? Şu anda yok. Anda öyle bir planlama peki, yok. Peki bugün çünkü Suriye 15 gözlem noktası kuracak diye Rus Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Buna karşılık Türkiye'nin de orada gözlem noktaları olacak mı ilerleyen aşamada? Şimdi anlaşma gereği YPG bu bölgelerden çıkacak ve burası Türkiye için artık güvenli bir bölge haline gelecek. Bu sağlandıktan sonra bizim illa da askerimiz orada olsun, oraya girsin gibi bir derdimiz, bir ısrarımız yok. Dediğim gibi öncelik YPG'nin, teröristlerin buradan temizlenmesiydi. Birincisini Amerikalılar eliyle yapıyoruz. Tabii ki Barış Pınarı Harekatı neticesinde. Bu iki sonuç da unutmayın, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra ortaya çıktı. 8 yani, gün içinde. Ve bu kadar kısa sürede, bu kadar etkili bir operasyonla hamdolsun. Yani askerimizin koordinasyonu, istihbaratımızın koordinasyonu, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, Dışişleri Bakanlığımızın son derece etkin diplomasisi neticesinde bu kadar kısa sürede böyle büyük bir netice alındı. Ve bu hem sahada hem masada güçlü olan Türkiye'nin çok önemli bir diplomatik başarısıdır. Yani biz eskiden bazen sahada kazanırdık, masada kaybederdik ya da sahada hiç olmazdık. Dolayısıyla masada da bir etkinliğimiz olmazdı. Hı hı. Ama şimdi hamdolsun hem sahada hem masada etkili olan bir Türkiye var. Ve bu hedefe ulaştıktan sonra şunu söyleyebilirim. Önemli olan dediğim gibi bu bölgenin güvenliğini sağlamak. Yoksa gidelim burada kalalım, şurayı biz alalım gibi bir kaygımız yok. Artık bir terör devleti kurulma riski kalmadı mı böyle? Artık kalmamıştır. Çok ciddi bir darbe yemiştir. Bu niyetle hareket edenlerin olduğunu, YPG'ye bu kadar silah, mühimmat, para, eğitim desteğinin, siyasi ve medya desteğinin verilmesinin temel sebebinin bu olduğunu da biliyoruz. Ama şunun da altını ben tekrar çizmek istiyorum. Kürtler Batı'nın bölgedeki taşeronları değildir, kuklaları değildir. Kürtler bu coğrafyanın asli unsurlarıdır. Biz Kürtlerle yüzlerce yıldır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Kız almışız, kız vermişiz. Artık o ayrımların bile bir noktadan sonra anlamı yok. Biz bir olmuşuz, birlikte olmuşuz. Yani bunu ta 11. 12. yüzyıla kadar götürün, İdrisi Bitlisi'ye kadar götürün, İstanbul'un fethine götürün, bunu Çanakkale Harbi'ne götürün. O cephede tek vücut halinde savaşan Kürt, Türk, Arap, Çerkez her neyse bunların hepsi bu coğrafyanın asli unsurlarıdır. Dolayısıyla birilerinin kalkıp işte Kürtler üzerinden hep o dili kullanıyorlar ya, bölgeyi dizayn edelim, işte Kürtlere şu yapılıyor, bu yapılıyor söylemlerini biz şiddetle reddediyoruz. YPG terör örgütünden bahsediyoruz. Kürtlerden bahsetmiyoruz. Nasıl neo-naziler bütün Almanları temsil etmiyorsa, Amerika'daki KKK ya da KKK dedikleri örgüt, beyaz ırkçı örgüt bütün Amerikalıları temsil etmiyorsa, nasıl Eşşebap bütün Somalileri temsil etmiyorsa, nasıl Tamil gerillaları bütün Sri Lanka'yı temsil etmiyorsa, örnekleri çoğaltabiliriz. PKK da asla ve asla Kürtleri temsil etmez. Bu en her şeyden önce Kürt kardeşlerimize bir haksızlık ve saygısızlıktır. Şimdi artık bir terör devleti kurulma riski ortadan kalktı dediniz. Peki YPG ne olacak? Güneye indiriliyor. Sonrasında ne olacak? Çok basit. Bakın 2 yıl önce YPG diye bir silahlı güç yoktu Suriye'de. Amerikan desteğiyle bu noktaya geldiler. Kantonlar oluşturdular. Bir ara Suriye'nin 1/3'üne hakim oldular. 1/3'üne. Petrol yataklarını ele geçirdiler, Arap şehirlerine girdiler, buraları işgal ettiler, kendilerine göre yönetimler kurdular, aşiretleri sürdüler, siyasi partileri kapattılar, medya kuruluşlarını kapattılar, Hristiyan çocukları kaçırdılar, kiliseleri ve Hristiyan okullarını kapattılar, azınlıklara zulmettiler. Bunların hepsi de Amnesty International ve Human Rights Watch raporlarında kayda alındı, belgelendi, hatta o raporlarda özellikle Tel Abyad, Resul Ayn ve o bölgede YPG'nin yaptıklarının savaş suçu olduğu kayda geçirildi. Batı medyası bunu tabii haber bile yapmak istemiyor. Çünkü anlatılan hikayeyi bozan gerçekler bunlar. O hikayede işte barbar DAEŞ'lılara karşı demokrasiyi savunan böyle bir romantik gerilla romantizmi üzerinden bir YPG
hikayesi inşa ettiler ve bunu bütün dünyaya sattılar. Bitti mi o hikaye? 2 yıl önce bence çok ciddi bir darbe yedi. Bunda direnecekler belli çevreler. Direnmeye devam edecekler. Çünkü öyle bir vekalet gücünün, bir proxy gücün, bir piyonun bölgede olması onların işine geliyor. Ama Kürtler bu oyuna gelmeyecekler. Kürtler kimsenin kuklası olmayacaklar, taşeronu olmayacaklar. Bugüne kadar olmadılar, bundan sonra da olmayacaklar. Ha, bu terör örgütleri PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir. Ha, bunlar paralı asker gibi oradan oraya gidip birilerinin işlerini yapabilirler. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da isim değiştirerek, üniforma değiştirerek sakın karşımıza çıkarmayın diye uyardı. O konuda son derece açık ve net konuştuğumuz bir konudur bizim Ruslarla. Ruslar o konuda son derece net. Rejimin de bu konuda farklı düşünmediğini ifade ettiler. Yani rejimin YPG'ye, Amerika'nın Suriye'deki paralı askerleri olarak baktığını, terörist olarak gördüklerini, hain olarak gördüklerini ifade ettiler. Ki bu konuda Suriye'den, Şam'dan gelen birçok açıklama da var onlara baktığınız zaman. Ha, biz Şam, Esed'in geleceği konusunda farklı bir bakış açısına sahibiz. Bu ayrı bir konu. Ama bu meselede nasıl 2 yıl önce böyle 10 bin, 20 bin, 30 bin silahlı askeri olan YPG diye bir şey yok idiyse Suriye'de, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra böyle bir yapı gene olmayacak. Onlara giden bu silah desteği, para desteği kesildiği zaman böyle bir örgüt olmayacak. Ve o zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, etnik ahengi, mezhebi harmonisi yeni kurulacak Suriye yapısı içerisinde yeniden inşa edilebilecek. Şimdi Suriye rejimi de paralı Amerika'nın paralı askeri olarak görüyor bunları dediniz. Benzer bir yaklaşımımız var belli ki YPG konusunda Suriye rejimiyle. Bütün bu anlaşmaların ardından bir takım yorumlar da ortaya çıktı. İşte Suriye rejimi 7 yıl sonra tekrar Suriye'nin kuzeyinde kontrolü sağladı ya da sağlanması sağlandı. Ve dolayısıyla Ankara'nın rejimle ilişkilerinin bir süre sonra normalleşebileceği yönünde bir takım iddia ve yorumlar oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da istihbarat ve askeri alanda bir takım temaslar olduğunu söylemişti ama dışişleri gerek Dışişleri Bakanlığınca diye bir ifade daha ekledi. Acaba diplomatik düzeyde alt seviyede de olsa bir iletişim sağlanacak mı? Şu anda böyle bir planımız, gündemimiz yok. İstihbarat birimlerimiz bu konuda ülkemizin ulusal çıkarları çerçevesinde gerekli temasları sağlar. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, istihbarat örgütleri bu işler için vardır. Bunları da yaparlar. Ülkemizin güvenliği için yaparlar. Ama işte rejimin tanınması, meşru bir aktör olarak görülmesi gibi konularda bizim yaklaşımımız belli. Yani bu kadar insanı öldürmüş, 7 yıldır, 8 yıldır Suriye'nin başına bu kadar badire getirmiş bir yönetimin biz bütün Suriye'yi kucaklayacak ve Suriye'yi yeni, demokratik, çoğulcu, kucaklayıcı bir siyasi yapıya ulaştıracak meşruiyete sahip olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. Ama siyasi süreç, Cenevre ve Astana süreci içerisinde bildiğiniz gibi devam ediyor. Taraflar olarak rejim var, muhalefet var. Biz muhalefetin tarafında herkesi kucaklayacak bir çözüm için çalışıyoruz. Bu konuda gerçekçiyiz. Gerçekleri de görmemiz lazım. Ama bu kalkıp rejimi tanımak, yaptıklarını unutmak anlamına gelmiyor. Yani işlenen suçlar ortada. Bunları göz ardı edemeyiz. Bu kadar insan boşuna ölmedi. Ama Suriye'nin geleceğini teminat altına alacak barışçıl bir siyasi çözümün bulunması için de biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da, İran'la da, Amerikalılarla da, Avrupalılarla da tabii destek oldukları oranda, bu konuda samimi olup bir çaba ortaya koydukları oranda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama şimdi baktığınız zaman ne terörle mücadele konusunda, ne siyasi sürecin ilerletilmesi konusunda, ne mülteciler konusunda, ne Suriye'nin içinde yerlerinden edilmiş insanlar konusunda Avrupa'nın adeta esamesi okunmuyor. Avrupa tamamen oyun dışında kaldı. Şimdi işte Cumhurbaşkanımızı üçlü dörtlü zirvelere davet ediyorlar. Evet, onu soracağım. Oturalım, Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Oyuna tekrar girme gayreti var. Bir kere onu sorayım mı önce? Yani ne zaman gerçekleşecek bu görüşme ve nerede? Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı'na Londra diye teklif götürülmüş. Öyle anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da buyurun Şanlıurfa veya Gaziantep dedi veya İstanbul dedi. Sınır illerinden söz etti. Ne zaman ve nerede gerçekleşecek netleşti mi? Şimdi Avrupalılarla bunu görüşüyoruz. Eğer yer konusunda anlaşırsak tarihte de anlaşacağız. Yer konusu niye önemli? Bakın biz Suriye'yi konuşuyorsak, terörle mücadeleyi, mültecileri, insani yardımları konuşuyorsak bunun doğru adresi tabii ki Türkiye'dir. Bunun doğru yeri de sınır illerimizden bir tanesidir. Yani Cumhurbaşkanımız çok sembolik anlamı olan ama muhtevası da son derece güçlü bir şey söylüyor burada. Yani bunu Londra'da, Paris'te oturup konuşmak kime ne fayda sağlayacak? NATO zirvesi için zaten biz Aralık'ta Londra'ya gideceğiz.
Orada da görüşebiliriz bu konuyu. Eğer bu konuyu gerçekten önemsiyorsa Avrupa liderleri, o zaman gelin siz mültecilerin yanında haksızlığa uğramış, terörün, savaşın, zulmüne uğramış insanların yanında durduğunuzu gösteren bir adım atın. Yani mültecilerle, mültecilerin olduğu bir şehirde bulunmak neden zor olsun? Uzaktan mültecileri sadece istatistiki bir rakam olarak görmek yerine, o insanların bulunduğu bir şehre girmek, o havayı teneffüs etmek, belki onların bir kısmıyla oturmak, sohbet etmek, konuşmak, kampları ziyaret etmek, şehirdekilerle oturup bir onları dinlemek, onların hikayelerine kulak kabartmak neden zor olsun? Bunun en doğru adresi de Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız yine âli cenaplık yaptı, 3 tane de alternatif sundu. İstanbul dedi, Antep dedi, Urfa dedi. Yanıt geldi mi? Londra diye tekrar dönüş yaptılar. Şimdi görüşmelerimiz devam edecek. Son sorum, çok kısa yanıt rica ediyorum. Süremiz bitmek üzere. Sayın Cumhurbaşkanı Washington ziyareti için şu anda gideceğim gibi görünüyor ifadesini kullandı. Kesinleşti mi, gidecek mi ve Washington'la beyaz bir sayfa açar mı Türkiye yeniden? Şimdi şu anda gitmesi için planlar yapılıyor. Ben dün Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'le akşam tekrar bir telefon görüşmesi de yaptım. İşte bu ziyaretin çerçevesi, gündemimizle ilgili. Tabii devam eden süreci de konuştuk. Vardığımız anlaşma, dün Sayın Trump'ın yaptığı açıklama. Orada ben tepkimizi de dile getirdim. Özellikle bu YPG'li teröriste teşekkür edilmesi, isminin anılması vesaire konularıyla ilgili tepkimizi bazı de senatörlerin vize kolaylığı sağlanması yönündeki girişimleri, Amerika'ya davet edilmesi. Bu bir akıl tutum. Bizim açımızdan hayatta olsaydı Üsame Bin Laden'in ya da işte bu DAEŞ'in başında olan bu neydi Ebu Bekir Bağdadi'nin Washington'a davet edilmesinden hiç farksızdır bizim için. Terör liderinin, bir teröristin, meşru bir aktör gibi oraya davet edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ziyarete gelince bu konularda ihtilaflarımız var ama şimdi bu anlaşmayla bir yola giriyor tekrar bu konular. İkili anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile kapsamlı ilişkilerimiz var. 100 milyar dolar ticaret hedefi konuldu. Bunu hayata geçirmek için yapılacak çalışmalar var. Terörle mücadele ve diğer konularda. Bunları tabii konuşmak üzere şu anda Cumhurbaşkanımızın 13 Kasım'da Washington'a gidip Beyaz Saray'da Sayın Trump'la görüşmesi planlanıyor.